Bismillahirrahmanirrahim. Minel mu'minina ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Feminhum men qada nahbahu ve minhum men yentazir. Sadakallahul azim. Müminlerden öyle erler vardır ki onlar Allah'a vaatlerini yerine getirmiş ve bazıları da bu vaatlerini yerine getirme adına beklemektedirler. Bugün biz de siz değerli Rehber TV izleyicileriyle beraber bugün ve dün olmak üzere özellikle hayatını Allah'a adayan ve hayatının son noktasında da son süresinde de Rabbine şehit olarak yükselen Mısır'ın seçilmiş ve demokratik anlamda seçilmiş Mısır'ın Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi ve Mısır'da olup bitenleri inşallah ele almaya çalışacağız. Hepinizi en başta Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. Evet değerli Rehber TV izleyicileri, bugün sizlerin karşısında sıcak bir olayla, sıcak bir problemle beraberiz. İnşallah bugün bu sorunu, bu olayı sahiplerinden dinlemeye çalışacağız. Aynı şekilde stüdyo konuğumuz Müslüman Kardeşler Şura Konseyi üyesi Sayın Mithat El-Haddad bizlerle birlikte olacak. Merhaban bikum üstazi, nurahib bikum fi al-kanat al-rahbar. Selamun aleyküm hocam, evet, hoş geldiniz, hoş bulduk. Başta da ifade etmiş olduğum gibi inşallah bugün Mısır'ı ve özellikle de şehit Muhammed Mursi'nin hayatını ele almaya çalışacağız. Bugüne kadar süreç nasıl işledi ve bunun ölümünde etkili olan nelerdi? Niye böyle bir zaman seçildi? İnşallah gündem içerisinde var olan soruları inşallah Müslüman Kardeşler İstişare Kurulu üyesi Sayın Mithat El-Haddad'la bunların hepsini cevaplamaya çalışacağız. مرحبا بكم مرة ثانية أستاذي. أهلاً هجام. أولاً نريد أن نتعرف على شخصية محمد والشهيد محمد مرسي. شهيد محمد مرسي لتنمك استيروس. كنسني تنمك مرسيس. الحمد لله رب العالمين والصلاة اللهم أضيلا صلاة السلام الله رسولنا وصلنا الله هدر. وصحبه أجمعين. حقيقة نحن محزونون جدا لفراق الرئيس الشهيد محمد Cumhurbaşkanımız Şehit Muhammed Mursi'nin vefatından gerçekten üzülmüşüz. Kalp üzülür, göz damla döker ve bizler ey Mursi senden ayrıldığımızdan dolayı üzgünüz ama her şeye rağmen Rabbimizi razı edecek söz söyleriz. Biz Allah'tan geldik yine ona döneriz. Cumhurbaşkanımız Muhammed Mursi Şarkıya bölgesinde Odva köyünde doğdu. 1951 yılında bu köyde dünyaya geldi. Yani kendisi vefat ettiğinde, şehit olduğunda 67 yaşını geçmemişti. 67 yaşındaydı. Orada ilkokul ortaokulunu okudu, üniversiteyi Kahire'de okudu, mühendislik bölümünde eğitim gördü ve eğitim seviyesi olarak gerçekten başarılı biriydi. Ayrıca bundan sonra Amerika'ya gitti, orada da eğitimine devam etti. Doktorasını yaptı. Amerika'da hatta iş imkanı da buldu. Ancak kendisi Mısır'a gelmeyi istedi. Amacı kendi belgesine, kendi vatanına gelmek ve kendi ülkesine hizmette bulunmak ve onlara faydalı olmaktı. Mısır'a geldi. Mısır'da üniversitede ders vermeye başladı. Daha sonraki seçimlerde 2000'de milletvekili olarak seçildi. O dönemki Mısır parlamentosunda Müslüman Kardeşler kitlesinden bir milletvekili olarak oraya girdi. Çok zor süreçlerle bu başarıyı elde etti ve orada milletvekili olabildi. 2005'te kendisi dünyada en iyi milletvekili seçildi. Evet, Muhammed Mursi tüm dünyada 2005'te en iyi milletvekili olarak seçildi. Kendisi parlamentede milletvekilliği görevini bitirdikten sonra devlet emniyet güçleri kendisine bazı baskılarda bulundular. Ve yargının da emniyetle el ele vermesiyle Muhammed Mursi'nin seçimlere girilmesi bir şekilde engellendi. Ama bu engellendiği dönem en çalışkan olduğu dönemlerdendi. Çünkü bu dönemde
مجلس الشعب كان عددهم 88 فرد. İhvan-ı Müslümin kendisine özellikle milletvekillerine ni yönlendirme ve onları kontrol etmeyle görevlendirmişti. Bütün bu milletvekillerinden siyasi alanda çalışan insanlardan sorumlu olan kişi Muhammed Mursi'ydi. Kendisi 88 tane siyasi görevliyi kontrol ediyordu. Bundan dolayı kendisi Mısır'da gerçekleşen her şeyden haberdardı. Çünkü siyasette iç içeydi. Evet, bazı şeylerden engellenmişti ancak kendisi milletvekillerinin kontrol sayesinde siyasetten haberdar hale gelmişti. Yani aslında Allah-u Teala kendisine vereceği cumhurbaşkanlığına onu hazırlıyordu. 2006'da kendisi yakalandı. 6 ay kaldı cezaevinde. Kendisine protesto suçlamalarıyla yakalandı. Bildiğiniz gibi Mısır'da yargı her zaman hükümetin baskısıyla işler. Ve 2011'de Mısır'da bildiğiniz devrim gerçekleşti. Devrimin ilk gününde hemen Muhammed Mursi yakalandı. İlk yapılan işlerden bir tanesi kendisinin 43 kişiyle beraber yakalanması oldu. Onları yakaladılar bu dönemde, devrim döneminde. Kendilerini yakaladılar. Ayın 28'i geldiği zaman devrimle alakalı. O güne zaten kızgınlık günü denilmişti. O gün halk kitleler halinde sokaklara döküldü. Bu dönemde devlet devrimle baş edemeyince yaptıkları iş cezaevindeki baltacı dediğimiz suçlu kişilerin bırakılması ve bunların devrim için ayaklanan halka saldırılması şeklinde oldu. Ancak bu da başarısız bir şekilde gerçekleşti ve halk bunların da hakkından geldi. Bu şekilde İmam Muhammed Mursi de o karışıklık içerisinde cezaevinden kaçabildi ve ilk yaptığı iş telefonuyla El Cezire kanalını aramak oldu. Kendisi televizyonu aradı ve kaçmak yerine telefonda halka müdahale için polislerin kendilerini tek başlarına bıraktıklarını ve şu an başlarında hiçbir güvenlik güçlerinin olmadığını, bundan dolayı cezaevlerinden çıktıklarını söyledi ve bu şekilde kaçmadan aslında kendisi evine gitti. Bundan sonra devrim devam etti ve İhvan-ı Müslümin bir parti kurdu. Parti kurucusu da Muhammed Mursi'ydi. Kendisi Özgürlük ve Adalet Partisi'nin lideriydi. Hocam, Muhammed Mursi cemaate ne zaman katıldı? Küçükten beri mi cemaatin içerisinde miydi yoksa sonradan mı katıldı? Kendisi 80'lerden beri cemaatin içerisindedir. Yani ilk dönemlerden beri kendisi cemaatle beraber hareket etmiştir. Cemaatin bütün alanlarında kendisinin çalışmaları vardır. Ve en son vardığı yer siyasi alanda çalışmak olmuştu. Parlamentoya girdi. İhvan'ın özellikle siyasi anlamda en öncülerinden bir haline geldi. Seçim vakti geldiğinde İhvan-ı Müslümin cumhurbaşkanlığı adayı koyma niyeti yoktu normalde. Ancak asker askerin tehditleri ve baskısı arttınca İhvan cumhurbaşkanı adayı göstermek zorunda kaldı. Yani bu İhvan'ın kendi isteğiyle var olmuş bir durum değildi. Bu dönemde İhvan-ı Müslümin Hayrat Şatır'ı aday olarak gösterdiler.
İhtiyaten de Muhammed Mursi'yi ikinci bir aday olarak bırakmışlardı. Yani asıl aday Muhammed Mursi değil, Hayret Şatır'dı. Bu dönemde çıkan bazı sorunlardan dolayı Hayret Şatır'ın adaylığı iptal edildi. Bunun üzerine son gün Muhammed Mursi aday olmuş oldu. Amaçları Hayret Şatır gibi bilinen bir şahsiyeti ortadan kaldırmak ve kendilerince tanınmayan Mursi'ye seçimi kaybettirmekti. Tabi hocam, bildiğiniz gibi kendisi sadece bir yıllık bir cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu. Bize o dönemde yapılan iç ve dış güçlerin planlarından bahsedebilir misiniz? İhvan-ı Müslümin bir darbe beklentisi içerisinde miydi? Yani İhvan yapılan entrikalardan ve komplolardan haberdar mıydılar? Öncelikle şunu söyleyeyim, İhvan-ı Müslümin bu seçime girmek zorunda bırakıldı. Yoksa başta girmek istemiyordu. Halk Muhammed Mursi'nin konuşmalarından olsun, televizyon programlarından olsun bir şekilde ikna oldular, kendisini sevdiler, kendisini sevdirdi ve onu seçtiler. Ancak daha bir ay bitmemişti ki görevinden, hemen entrikalar ve komplolar başlamıştı. Özellikle öldürme işlerine başladılar. İsrail sınırında 16 asker bir şekilde öldürüldü. Muhammed Mursi oraya gitti. Kendisi bizatihi orada olan olayları yerinde gördü. Ve kendisi yapılan komployu, entrikayı fark etti ve o zamanki Genelkurmay Başkanı Tantavi görevden aldı ve yerine şu anki darbeci Sisi'yi getirdi. Sisi daha sonra Savunma Bakanı oldu. Ancak komplolar bitmediler. Her ay bir grup insan çıkıyor ve Kahire, İskenderiye vesaire bazı şehirlerin yollarında vandallıklar gösteriyorlardı. Halka bir baskı kurma amaçları vardı. Düzeni bozmaya yönelik bazı davranışlarda bulundular. Ne yapıyorlardı? İnsanların yemeğini bile engellediler. İnsanlar buğdaya, una ulaşamıyorlardı. Aynı şekilde petrol akışını engellediler. Arabalar kullanabilecek petrol bulamıyorlardı. Benzin bulamıyorlardı. Yolda gelen benzinleri döküyorlardı veya saldırıyorlardı konvoylara. Tüm bu işleri yapan Mısır'daki istihbarat güçleriydi. Tek amaçları Mursi'den kurtulmaktı. Ancak bizi üzen durum şudur ki tüm bu oyunlardan, komplolardan bazı Arap ülkelerinin haberi vardı. Suud'un, Küveyt'in haberleri vardı. ومصر كانت في أمس الحاجة إلى هذا الرجل الذي أراد أن ينطلق بها للحداثة والتطوير لكل المجالات بعد Mısır her alanda geliştirmeyi amaçlamış, bu konuda çalışan bir kişinin önünü kesmeye çalışıyordu. O dönem darbe nasıl gerçekleşti, o dönemle ilgili neler oldu, halkın yürüyüşleri oldu, tahrirde toplanmalar oldu, Rabia Meydanı'nda toplanmalar oldu. Onlar Mısır halkına büyük her konuda zorluklar çıkardılar. Elektrik kesintileri, yemek bulamamak, una ulaşamamak, petrol ihtiyacını giderememek vesaire gibi durumlarla öncelerle toplumdaki güveni bitirmeye çalıştılar. Gizli örgütler kurdular gençlerden. Bu kendi ülkesine yabancı, kendi ülkesine ihanet eden içkici, zinakar kişileri Muhammed Mursi'ye karşı örgütlediler. Bunlar düzeni bozuyorlardı. Gruplar halinde her bölgeye gidiyorlardı. İş yerlerine gidiyorlardı.
ولم يقبض عليهم احد ولم açık bir şekilde insanlara baskı gösteriyorlardı. Ancak devlet güçleri buna müdahale etmiyordu çünkü paralel olarak birbirleriyle bağlantılı halindeydiler, birbirleriyle beraber çalışıyorlardı. Yine 2012'de حوالي في 500-600 طلب في مدينة بورسعيد في مصر. بورسعيد. كل واحد يطلب بيعمل توكيل في الشهر العقاري إلى الرئيس. Bölgesinde de yine bazı olaylar yaptılar ve gerçekleştirdiler. في هذا التوقيت بالذات لماذا؟ هم كانوا يريدون عمل انقلاب سلمي ضد الرئيس محمد. Onların amacı askeri işe sokmadan halkı örgütlemek ve Muhammed Mursi'yi indirmekti. Ama ancak bunu başaramadılar. Komplo üzerine komplo kurdular. Entrikalar gerçekleştirdiler. Bunların tümünü sadece 12 ay içerisinde, bir yıl içerisinde yaptılar. Ancak ne zaman ki halkın Mursi'yi indirmeyeceğini anladılar, silaha başvurdular. Kendisi halkın önüne çıktı. Sisi ilk söylediği iş anayasayı iptal etmek oldu. İlk yaptığı iş anayasayı iptal etmek oldu. Normalde anayasa iptali ifadesi kendi başına bir suçtur. İlk yaptığı iş aslında bir suçtur. Eğer kendisi bu ifadesinden dolayı, anayasa iptal kararından dolayı mahkemelik olsaydı normalde yakalanmış olması lazımdı. Ancak bu ifadeyi kullandığında etrafında bulunan ve darbe açıklaması sırasında televizyon karşısında olan herkes ona destek verdi. Ve hepsi bu yapılan büyük ihanete karşı sessiz kaldılar. En büyük ihaneti de yine yargıçlar yaptılar, hakimler yaptılar. Evet. Mısır'a en büyük ihaneti bunlar yaptılar. Bu darbeden en büyük payı olanlar yargıçlar, hakimlerdir. Hatta onlar askerden daha suçludur diyebiliriz. Çünkü kendileri her zaman Sisi'nin yanında olmuş, kendisine destek vermiş ve askerin yaptığı gayrimeşru işlerle ilgili sessiz kalmışlardır. Bunların tümü ihanet içerisindeydiler. Allah'ın dinine, emanete, kendi toplumlarına, kendi vatanlarına ihanet etmiş kimselerdir. Her şeye ihanet etmiş kimselerdir. Tüm bunlar sadece bu ülkede bir yere gelmek için yapılmış işlerdi. Amaçları halkın özgürce seçtiği ilk cumhurbaşkanını indirmek olmuştu. Bakın şu an onların yaptığı hatadan dolayı Mısır nasıl bir hale geldi. Şu an askerin elinde Mısır kıvranmaktadır. Bu geçen her sene Mısır'dan bir şeyler eksiltmektedir. Ama Mursi görev başındayken sadece bir sene içerisinde 60 yılda Cemal Abdülnasır, Sadat vesaire hiç kimsenin yapamadığını bir sene içerisinde yapmıştır. Kendisi bir yıl içerisinde 12 dış ziyarette, 12 ülkeyi dış ziyaret etmiştir. Ancak Sisi'ye baktığımız zaman tüm ilişkileri bitirmiştir. Mursi doları dengede tutuyordu. Dolar 4-5 güney civarındaydı. Ancak şu an 1 dolar 18 Mısır güneyine denk gelmektedir. Bu da 4-5 kat arttığını göstermektedir. Bakın, Mursi'den önce asker 60 yıl boyunca bu ülkeyi yönettiler ve Mursi'den sonra da 6-7 yıldır yönetiyorlar. Ancak bu topluma, bu ülkeye kazandıkları hiçbir şey yok. Hocam, gerçekten Mursi'nin yaptığını hiç kimse yapamamıştır Mısır'da. Ancak darbecilere gelecek olursak, halk onlardan razı mıdır? Darbecilerden razı mıdırlar? Veya Sisi desteklemiş olanlar halen memnun mudurlar? Rabbimiz şöyle buyuruyor: siz acı çekiyorsanız onlar da acı çekiyordur. Eğer biz Mursi'nin Cumhurbaşkanlığı görevini
kaybetmesinden acı çekiyor, bu konuya üzülüyorsak, bu bize acı veriyorsa, onun cezaevinde oluşu, diğer ihvan liderlerinin türlü türlü sıkıntılarla cezaevinde tutulması bize acı veriyorsa, şunu iyi bilin ki darbacıların çektiği acı bizden daha fazladır. Evet, o rahat kürsülerin üzerinde dahi onların çektiği acılar daha büyüktür. Evet, biz televizyonda onları gülerken görüyoruz. Ancak Rabbimiz, siz acı çekiyorsanız biliniz ki onlar da acı çekiyordur buyurmaktadır. Ancak ikimizin arasındaki fark şudur ki ayetin devamıdır. Sizin Allah'tan umduğunuzu onlar ummazlar. Evet, acıyı ikimiz çekiyoruz ama bizden, Rabbimizden bir umudumuz var. Bir ümit içerisindeyiz. Bazı umduğumuz şeyler var. Biz affedilmeyi, cenneti umarken onların böyle bir durumu da yoktur. Evet hocam. Darbeden sonra ki seneler nasıl geçti hocam? Yani cemaat o dönemde neler yaşadı? Mursi neler yaşadı? Toplum neler yaşadı darbe döneminde? Darbe sonraki seneler ki bunlar 6-7 seneyi kapsıyor. Bu 6 sene Mısır'ın yaşamış olduğu bu 6 sene hayatım boyunca gördüğüm en zor senelerdir. Mısır'ın geçirmiş olduğu en zor senelerdir. Mısır askerinin, Mısır halkına böyle bir darbesi ve bunca öncü kişiyi yakalaması, topluma faydası olan insanları cezaevine yönlendirmesi, bu şekilde acı veren bir durum ilk defa Mısır'da gerçekleşiyor bu derece. Mısır bu durumu hak etmiyordu. Evet, şu an Mısır halkına, halkını yönetme zorla, kaba kuvvetle olmaktadır. Halk hiçbir şey diyemiyor, seçimlere gidemiyor, herhangi bir şeye itirazda bulunamıyor. Tüm bunlar şu an 6 yıl boyunca yaşanıyor. Halk Mursi'den de gördüğü o mutlak hürriyetten sonra 6 yıllık bu durum kendilerine çok ağır geldi. Mursi döneminde Sudan'da birkaç gazeteci yakalandığında kendisi bizatihi Sudan'a gitmiş ve o gazetecileri de yanına alıp Mısır'a getirmiştir. Ama şu an gazeteciler hiçbir konuda konuşamamakta, ancak hükümeti razı edecek şeylere değinebilmektedir. Biz şu an bu askeri bulunduğu yerden indirmekle mükellefiz. Amacımız budur. O binlerce genci o cezaevinden çıkaracağız. Çünkü böylesi bir hükümetin, böylesi bir darbeci ekibin bu devleti yönetmesi büyük bir faciadır, büyük bir felakettir. Evet, çoğu insan belki bir şey bilmediğimizi zannediyor. Ancak elimizden geleni yapmışızdır. Bu 6 yıl içerisinde topluma yaşadıkları unutulmaya çalışılmaktadır. Özellikle medya ve istihbarat yoluyla bunlar yapıldı. Kendilerine askeri sevdirmek, darbeciyi sevdirmek adına birçok çalışma yaptılar. Ama bizler topluma bir kez daha bilinç ve idrak yükledi. Kendilerine bu konuda yardımcı olduk, bilinçlendirdik. Bakın 15 Temmuz'da burada bir darbe oldu ve halk kendi cumhurbaşkanıyla beraber tokatlara döküldü ve darbeyi engelledi. Bu da aslında Mısır için güzel bir örnek oldu. Halk belki Mursi'nin yanında yeterince durmadığını fark etti. Kendilerin bir türlü gafilleştirildiğini anladılar. Bana şu an sorabilirsiniz, İhvan-ı Müslümin nerededir, şu an ne yapmıştır? Öncelikle şunu söyleyelim, biz böyle bir durum olacağını, böyle bir çalışmanın, darbe çalışmasının olduğunu biliyorduk, tahmin edebiliyorduk ama konuyla ilgili tam bilgi sahibi değildik. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Allah'ın ve kendi düşmanlarınızı korkutacak vesile atlar, güç toplayınız.
Allahu ya'lemu. Güç toplayınız ki kendi düşmanlarınızı, Allah'ın düşmanlarını ve bilmediğiniz düşmanları korkutun. Burada Rabbimiz şunu demek istiyor. Ey Muhammed, ey ashab-ı kiram, öyle düşmanlar vardır ki siz onları tanımıyorsunuz. Evet, bilmediğimiz düşmanlarımız var. Ayet ne diyor? Kendi düşmanlarınızı, Allah'ın düşmanlarını ve bilmediğiniz ancak Allah'ın bildiği düşmanları korkutasınız diye güç toplayın. Demek ki ashab ve Hazreti Peygamber bütün düşmanlarını bilmiyordu. İşte aynı şekilde İhvan-ı Müslümin de bütün komplolardan, entrikalardan haberdar değil, bazı şeyleri bilmiyordu. Bakın, Mursi'nin yaptığı ilk ziyaret, Cumhurbaşkanı olmaz, ilk gittiği yer Suudi Arabistan olmuştur. Bize bu ziyaret anlatıldı, bazı arkadaşlar anlattılar. Dediler ki Mursi Kral Abdullah'tan bazı şeyler istedi. O sırada Kral Abdullah da o zamanki veliahtı Selman'ı çağırdı ve kendisine şu ifadeyi kullandı. Selman, Cumhurbaşkanı Mursi ne istiyorsa yerine getirin dedi. Bakın bunlar kardeşlerimizin kulaklara duyduğu şeyler. Ve bu ziyaretten hemen sonra çok kısa bir süre içerisinde Kral Abdullah bir şekilde tahttan indirildi, öldürüldü. Çünkü bu insanlar Mursi'nin getireceği özgürlükten korkuyorlardı. Mesela kendisi Mekke'deyken namaz kılmak amacıyla Kabe'ye gitmiş ve o sırada Şeyh Şureym Kabe imamlığını yapmaktaydı. Kendisi Mursi'nin oraya geleceğini bilmiyordu. Kendisi sabah namazını kıldırıyordu. Kendisi İbrahim suresini okurdu ve o sırada kamera Mursi'yi gösteriyordu. Kendisi tam şu ayete geldi. Ve siz önceki helak ettiğimiz toplumların yaşadığı yerlerde yaşadınız, onlardan örnek alınız buyurdu. O sırada kamera bilinçsiz bir şekilde Mursi'yi çekiyordu. Şehit Mursi o sırada bu ayeti duyunca ağlamıştı. Suudlu gençler bu videoyu görünce paylaşmaya başladılar. Bunun altında da şu yorumları yaptılar. Müslümanlar şu an öyle bir lideri var ki kendisi sabah namazını cemaatle kılıyor, Kabe'ye geliyor. Duyduğu ayetlerden dolayı ağlıyor ve namaz kılarken de koruyucu kullanmıyor. Biz böylesi liderler istiyoruz diye bir sosyal medya hareketi başladı. İşte bu Suud'u yöneten aileyi korkuttu. Birleşik Arap Emirliği'ndeki Bin Zayed ve sair insanlar özellikle toplandılar Amerika önderliğinde ve daha ilk senede Mursi'yi düşme planları yapmaya başladılar. Onlar halkın bu teveccühünden korkmuşlardı. Hocam, konuşurken şuna işaret ettiniz. Bu darbeci hükümet inmelidir dediniz. Ancak şu an Muhammed Mursi şehit oldu. Şu an ne olacak? Yani halk bir hareketlenme içerisine girecek mi? Muhammed Mursi'nin şehadetiyle beraber öncelikle şunu söyleyeyim. Yeni bir hareket başlayacaktır. Çünkü artık her iş apaçık bir şekilde ortaya konulmuştur. Şunu söylemek istiyorum. Muhammed Mursi eceliyle ölmemiştir. Kendisi yani öldürülmüştür. Ağır bir şekilde verilen ilaçlar veya benzer bir durumla kendisi şehit edilmiştir. Bakın, biz Allah'ın izniyle Mısır'ın değişeceğine inanıyoruz. Bunun örnekleri çoktur. Şili'de Benuşi'nin darbesinden sonra muhalefet 15 sene boyunca örgütlendi, halkı bilinçlendirdi ve 15 sene sonra darbe işleyen hükümeti 15 yıl sonra indirdiler. 15 sene boyunca
Bunun çalışmasını yaptılar. Başta birbirlerini suçluyorlardı. Darbeden sen suçlusun şeklinde partilerin üyelerini suçluyorlardı. Ancak muhalefet daha sonra bu işin böyle yürümeyeceğini anladılar. Kendi aralarında bir önder seçtiler. Örgütlendiler ve 15 yıl sonra darbeci askeri indirdiler ve daha sonra kendisini bir sene boyunca tutuklu yakaladılar ve daha sonra kendisi bir fırsatını bularak kaçtı. Kısa bir aradan sonra inşallah Haber'de gündem programıyla yine sizinle birlikte olacağız. Allah'a emanet olun. Evet değerli Rehber TV izleyicileri, Rehber Gündem programının ikinci bölümünde de yine sizlerle birlikte olacağız. İlk bölümde aynı şekilde Müslüman Kardeşler Hareketi'nin istişare kurulu üyesi Sayın Mühendis Mithat Haddad'la uzun bir süre Mısır'ı konuştuk. Muhammed Mursi'nin seçilmesinden önceki süreci konuştuk. Nasıl seçildiğini konuştuk. Ve seçildikten sonraki süreçte iç ve dış odakların ona karşı yapmış olduğu kötülükler, yapmış olduğu sıkıntıları dile getirmeye çalıştık. Bu hususta durmaya çalıştık. Bu bölümümüzde de Allah'ın izniyle vefatıyla birlikte bu sonraki süreçte Mısır halkı neyi bekliyor? Müslüman Kardeşler Hareketi olarak siz Mısır halkından beklentiniz nelerdir? İnşallah bu ikinci bölümde de programımızı bu şekilde bitirmeye çalışacağız. Nam ustazi nahnu tekellemna fi qismi. Evet hocam, biz birinci kısımda stüdyo bazı konulara değindik. Özellikle Muhammed Mursi, şehit Muhammed Mursi'nin vefatı öncesine değindik. Siz cemaat olarak veya toplum olarak bu haberi bekliyor muydunuz? Muhammed Mursi'nin şehit olmasını bekliyor muydunuz? Bu ölümle ilgili şüpheler var mı? Bir zehirlenme ihtimali var mı? Eğer bir planlama, bir komplo varsa bu zamanlamanın bir manası var mı acaba? Biz bekliyor muyduk sorusuna gelince hiç kimse bunu beklemiyordu. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hiç kimse. Evet, tıbbi manada kendisinin hastaneye götürülmediğini, bazı konularda ihmal edildiğini, çokça sadece kendisinin değil bütün cemaat üyelerine bunun yapıldığını, hastaneye götürülmediklerini, tıbbi manada ihmal edildiklerini, hatta yüzlerce kişinin tıbbi ihmal sebebiyle öldüğünü, şehit olduğunu biliyorduk. Ancak Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin bu şekilde şehit olacağını düşünmüyorduk, bilmiyorduk, beklemiyorduk. Niçin? Çünkü kendisinin iyi besin almıyor, besin almıyordu, iyi beslenmiyordu. Ancak özel bir ağrısı yoktu vücutta. Bizim duyduğumuz tek şeyi sol gözünün iyi görmediğiyle ilgili bir şeydi. Bu da normalde ölüme götürecek bir sebep değildir. Ayrıca kendisinin şeker hastalığı vardı. Bu da o yaşta normal bir durumdu aslında. Çünkü kendisi bazı ilaçlar kullanıyordu ve yaşından gelen bir şeydi. Bu çok aşırı bir şey değildi. Ancak bildiğiniz gibi insülin ilacı kullanan kimseler devamlı düzgün bir şekilde besin almalılar, düzgün bir şekilde beslenmeliler. Bu konuda bir ihmal vardı. Bizim tahminimiz ya insülinin kendisine verilmediği veya o gün o mahkeme günü yemek verilmemiş de olabilir. Çünkü bunlar bildiğiniz gibi şeker hastalığını tetikleyen meselelerdir. Kendisi tek başına bir hücrede cezaevindeydi. Yani de hiç kimse yoktu. Kimse yardım etmiyor. Kimse hizmetini görmüyordu. Öyleyse muhtemelen kendisi bir şey istedi. Yani, mesela düşün. Kendisi insülin ilacını aldı. Sonra bir yemek istedi. Düzenli yemek yemesi lazım. Ve polisten yemek istedi ve polis kendisine yemek getirmedi. Ne olacak burada? Cemaat üyelerinin haberi yok, hiç kimsenin haberi yok. Ve kendisi mahkemeye geldiği zaman sorgulanıyor. Ve kendisi bildiğiniz gibi bir cam kafes içerisinde mahkemeye getiriliyor. Derdini anlatabileceği belki kimse yoktu. Ve o sırada hakim kendisine çok kötü davranıyordu. Bu bilinen bir hakim zaten. Bizim halkımızın tanıdığı çok kötü bir hakim. Bu adam zaten kendisine mahkeme esnasında da kötü davrandı. O sırada Muhammed Mursi onun baskılarından dolayı kendisi de heyecanla cevap verirken düştü ve bayıldı. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ancak kendisi
25 dakika veya yarım saat boyunca o şekilde baygın kalmış. Normalde şeker hastası düştüğü zaman, bayıldığı zaman normalde hemen ilk yapılacak iş doktorların kendisine glukoz vermesi, yani şeker vermesidir. Bu şekeri yükseltmek için. Çünkü kendisinin şeker seviyesi, kandaki şeker seviyesi düşmüştü. واخذ جلوكوز لن يضر شيء نقدر ننزله ثاني بعد كده ما في مشكله خالص اطلاقا يعني لكن ان يترك بدون جلوكوز طوال هذه الفتره uzun bir süre glikozsuz bırakıldı baygınken ölene kadar müdahale edilmedi. لو تم انقاذ الرئيس مورسي في eğer o sırada kurtulsaydı kendisine glukoz verilse ve kendisine gelseydi aleyna وقد تهدمت اجزاء من المخ kalkabilirdi ancak muhtemelen beyin hasarı geçirmiş olacak ve büyük hastalıklara karşı karşıya kalacaktı. Yani normal söylemek istediğim mesele şu ki tıbbi manada ihmal edildi, kasıtlı bir şekilde bu yapıldı, yavaş yavaş öldürülmeye çalışıldı. Bu yakalamış bir cumhurbaşkanına yapılacak bir iş değil. Ancak yapıldı. Hocam, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu meseleye değindi ve kendisi bu durumun normal bir durum olmadığını, bu ölümün normal bir ölüm olmadığını söyledi. Acaba zehir ihtimali var mı? Bizim bildiğimiz şudur, kendisi şehit durmadan mahkemede şikayetlerde bulunuyordu. Tıbbi manada sıkıntılı olduğuyla ilgili. Mesela vefatından 20 gün önce mahkemeye şunu söyledi. Ben şu an hayatımı tehdit eden bazı şeyler hissediyorum. Durumum iyi değil. Mahkeme durumun nedir? Niçin böyle hissediyorsun? Hayatını tehlike atan şey nedir diye sormak yerine lafı geçiştirmiş, kendisini yargılamıştır. Bakın mahkeme suçlu dahi olsa bir kişinin sözüne kulak vermelidir. Bakın, ailesi yanına gidemiyor. Kendi özel avukata ona ulaşamıyor. Hiç kimseyle iletişim haline geçemiyor. Hiç kimseyle beraber değil, tek başına bir hücrede tutuluyor. Böyle bir insanın başına ne geldiğini bilemiyoruz. O yüzden biz uluslararası güçleri şeffaf bir soruşturmaya çağırıyoruz. Ne olduğuyla ilgili bir açıklama yapılmalıdır. Uluslararası güçler bu konuda soruşturmayı başlatmalı ve ona ne olduğuyla ilgili bize haber vermelidirler. Hocam, bu dünkü mahkeme, kesin vefat etti, şehit oldu, mahkeme belirlenmiş bir mahkeme miydi? Zaten önceden zamanı belli bir mahkeme miydi, yoksa bazı iddialara göre, duyduğumuza göre mahkeme ansızın gerçekleşmiş yapmacık bir mahkeme olduğu söyleniyor. Şimdi bunu söyleyelim. Mahkeme bir kere Mısır'da düzenli bir şey değil. Hakimler istedikleri şekilde mahkeme düzenleyebiliyorlar. Bu konudaki şikayetler de boşa gidiyor. Bakın, asker geliyor, zorla bir mahkeme açabiliyor hemen. الرئيس مرسي طالب مرارا وتكرارا بهذه الحقوق تكرارنا حقلarını istedi. Bakın, hemen öncesinde Muhammed Akif de şehit oldu. على سرير المرض ويداه مقيده بالسلاسل الحديديه في السرير. Yatağa انظر لهذا uzanmış şekildeydi. Elinde kelepçe vardı ve بهذه القامات وجوده felç geçirmiş şekilde cezaevinde şehit oldu. Düşünebiliyor musunuz? Bu durumda cezaevinde tutuluyor ve şehit ediliyor. اشعر ان حياتي مهدده. Bakın, Cumhurbaşkanı Mursi ben hayatım konusunda korkuyorum demesine rağmen kimse kulak asmamış. Dediğimiz gibi yavaş yavaş öldürülmeye çalışılmıştır. Hocam, ekranlarda da gördüğümüz gibi Cumhurbaşkanı Şehit Muhammed Mursi'nin defnedildiği yerde bazı yürüyüşler olduğunu duyduk. Acaba bir halk hareketlenmesi bekliyor musunuz? Şimdi bu ayaklamanın olduğu yer Udve bölgesidir. Bu defnedildiği yerde doğduğu bölgedir. Kendisi Udve'ye defnedilmemiştir. Ama halk orada onun cenaze namazını kılmak amacıyla çıkmıştır. Bakın, kendi köyüne defnedilmemiştir. Çünkü kendisinden korkuyorlar. Bu korkudan dolayı da gizli bir şekilde kendisi Kahire'de defnedilmiştir.
Defin esnasında sadece çocukları, eşi ve iki dostu ve avukatlar bulunmuştur mezarın başında. Bakın Hasan el-Benna'nın, Muhammed Akif'in ve diğer liderlerin, şehitlerin hayatlarına baktığımızda hepsinin durumu aynı. Bu liderler, bu önderler yaşadıklarında düşmanları korkuttukları gibi ölü halleriyle dahi kendilerine korku salmışlardır. Bakın, ciddi alınmış önlemler eşliğinde kendisi sessiz sadasız bir şekilde defnedilmiştir. Köyüne gelecek olursak, kendi doğduğu köyde halk onun cenaze namazını kılmak istemiş ve ülkeler arası savaşmışçasına oraya asker ağır silahlarla girmiş, tanklarla girmiştir. Bazı insanları yakalamışlar, bazılarını dağıtmışlar, bazı ayaklamaları basmışlar. وكيف لا يدفن وهو رئيس الدولة في المكان الذي وصى به خاصة أنه مسقط رأسه قريته التي ولد فيها. Bir insanın kendi doğduğu yerde defnedilmesi hakkı kadar meşru bir hak yoktur. Ancak Sisi bütün zalimlerden daha korkak çıkmıştır ve şehidin cesedinden, naaşından bile korkmuştur. Hocam, kendisinin şehadetinden son önce devletin ihvan liderleri görüşme amacında olduğu haberleri geliyordu. Bazı diyalog çabaları olduğu söyleniyordu. Her seferinde ihvan bunu kabullenmiyordu. Biz kesinlikle bir diyalog içerisine girmeyeceğiz diyordu. Ancak şu an bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi şehit oldu. Bu şehadetten sonra, bu şehadet haberinden sonra diyalogla ilgili bir gelişme olabilir mi? Bu konuda ihvan bazı değişiklikler girdirdi. Önce şunu söyleyeyim. İhvan siyasi bir harekettir ve nasıl hareket edeceğini iyi bilen bir cemaattir. Kendisi gereken siyasi adımları atan bir cemaattir. Her türlü diyaloğa normalde açık bir cemaattir. Ancak size şunu soruyorum. Bir darbeciyle nasıl diyaloğa girebilir? Nasıl aynı masaya oturabilir? Tanklarla kendi halklarına saldıran hırsız, katil bir darbeci sistemle nasıl bir araya gelebilir? Bakın bu konuda şehidin vefat etmiş, şehit olmuş olması ve yaşıyor olması önemli değildir. Bu insanlar kendileriyle oturulacak insanlar değildir. Bakın Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeyi kullandı. Biz şehit Mursi'den önce bunlarla oturmadığımız gibi şehitten sonra da Mısır hükümetiyle oturmayacağız dedi. Evet. Biz şu an istersek cemaat olarak, ihvan cemaati olarak direkt hükümetle diyaloğa geçebiliyoruz. Zaten kendileri bunu istiyorlar. Ancak dediğim gibi kırmızı çizgilerimiz var. Tek derdimiz Mısır'ı içinde bulunduğu durumdan çıkarmaktır. Hocam, bazı gençler şu an cemaati eleştirmektedirler. Şu darbeci sisteme karşı silah kullanmamasının yanlış olduğunu düşünmekte ve bazı gençler bunu sormaktadırlar. Ayrıca sizin halk hareketiyle ilgili çalışmaların ne olacak? Yani bu hareket onları indirebilecek mi? Bu şekilde sessizlikle bu devlet düşecek mi? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bazı gençlerin bahsettiği kuvvetle darbecilere karşı harekete geçmek ayrı meseleler. Silah kullanmak kesinlikle bizim kabul etmediğimiz bir durumdur. Silah kullanmak bizde ancak devlet dışı düşmanlara karşı kullanılır. Biz 1951'de İngilizlere karşı silah kullandık. 1948'de yine Filistin'de biz İsrail'e karşı silah kullandık. Ancak biz hiçbir zaman Mısır askerine karşı silah kullanmadık. Bu bizim ilkelerimizdendir. Bu Allah Resulü'nden öğrendiğimiz ilkelerdendir.
Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de hiç kimseyle çatışma haline girmemiştir. Ancak kendisi devlet kurduğu zaman Mekke'ye savaşmıştır. Medine'ye geçtiği zaman, bir ordu sahibi olduğu zaman, kendisi hicretinin daha ilk senesinde hemen bir oluşuma gitmiş, kendisi cumhurbaşkanı olmuş, tabiri caizse, ve ilk orduları, ilk serileri kurmuştur. Ve hemen 6 ay sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seriyeler gönderilmiştir. Bu İslam devletinin bir ilan etme durumudur. Eğer kimse o devlete saldıracak olsaydı, peygamberin onu savunması en normal bir durum haliymiştir. Evet hocam, ancak genç, benim de dahil olduğum bazı gençler şunu kullanabiliyorlar. Yani evet, silah kullanmak biraz imkansız bir durum. Belki bir hareketin bir devleti galip gelmesi biraz zor bir durum. Ancak gençler şunu soruyorlar. Evet, cemaat silah kullanmıyor. Ancak Muhammed Mursi gibi bir liderin şehadetinden dolayı bir kısasa gidecek mi? Yani kendileri bir suikast sonucu kendisine eşdeğer görülen birini öldürecek mi? Bakın, öncelikle şunu söylüyorum. Kısas İslam'ın verdiği bir haktır. Her öldürülen şahıs için kısas almalıdır. Ancak İhvanın Mursi'ye karşı birini öldürmesi kesinlikle makul değildir. Çünkü kim öldürülecek? Acaba gerçekten denk kişi miydi? Ne kadar parmağı vardı? Bunun İslamiyet'e göre, şeriata göre bunun hükmünü verecek olan yine İslam mahkemeleridir. Ancak bir kişinin öldürülmüş olması belli bir kişi tarafından veya ırzına tecavüz edilmiş olması, evine girilmiş olması vesaire durumdan da hakkını almasını normal karşılarız. Ama bizim şu an içinde bulunduğumuz durum bu duruma pek benzemeyen bir durumdur. Evet. ولهم حق قصاص لابد أن يتم وأن يأخذوا حقهم كاملا. قصاص حق olan insanlar var şu an. كل هذا şey وإسقاط الانقلاب العسكري şey. Ancak şunu söylemek istiyorum. Darbecileri indirmek ayrı bir mesele. Bu kesinlikle devrimle olmalıdır. Eski devrimin tamamlanmasıyla olmalıdır. Peki bu devrim nasıl olacak? Bir daha nasıl gerçekleşecek? Şu an tam olarak bunu kestiremiyoruz tabii ki. Çünkü biz önceki devrimi de aslında kestirememiştik. Ancak elimizden gelen hazırlığı yapıyoruz, halkı bilinçlendiriyoruz. Askere karşı izzet ve keramet aşılıyoruz. Hazırlığını yapıyoruz, ancak nasıl olacak bunu biz de bilmiyoruz. Ancak gördüğümüz kadarıyla hocam, Mısır halkı gerçekten darbecilerden rahatsız olmaya başladı. Peki şu an darbecilerle beraber olmuş eski askerlerden darbecilere ters düşen kimse oldu mu? Bizim bildiğimiz bazı subayların, hatta yüzlerce subayın Mısır silahlı kuvvetlerinde eskiden görevli olan 100 küsur subay şu an zaten cezaevinde. Bakın, bunlar sesli hareket etmedikleri için yakalanmış ve cezaevine konulmuş kimseler. Peki bunlar Sisi'yi nasıl indireceğiz, nasıl başaracağız bunu bilemiyorum. Ancak şunu söylemek istiyorum. Biz 6 yıldır, bu 6 yıllık darbe döneminde halkı bilinçlendirdik, halkı hazırladık. Halkı bu manada bilgilendirdik. Bu elimizden gelen bir durumdu. Bakın, şu an bu yalancı Sisi 100 yılın anlaşması meselesinde de Amerika ile paralel hareket etmiştir. Kendisi şu an Trump'la, Netanyahu ile 100 yılın anlaşmasını gerçekleştirmek ve Filistin davasına darbe indirmek için hazırlık yapmaktadır. Hocam, doğduğu yerde bir yürüyüş olduğunu söylemiştik. Bazı protestolar olduğunu söylemiştik. Sizce bu protestolar Mısır geneline yayılır mı? Yayılırsa bunun sonuçları nasıl olur? Bunların çok da yayılamayacağını düşünüyorum. Çünkü şu an asker inanılmaz manada sokağa dökülmüş durumlarda ve şu an asker ineni öldürme üzerine programlanmış bulunmakta.
böylesi bir durumda ben halkın çıkamayacağını düşünüyorum. Peki nasıl ve nasıl olacak bu durum? Şu an bilemiyoruz ancak dediğimiz gibi biz havayı oluşturmaya çalışıyoruz. Asker her yeri ele geçirmiş durumda şu an. Hocam, şu an Mısır'ın dışında bazı İhvan üyeleri var bildiğiniz gibi, özellikle liderler vesaire. Peki yani çoğu Mısır'ın dışına çıkmışken Mısır içerisindeki bilinçlendirme nasıl oluyor? Bakın şu an Şura Konseyimiz, Şura Konsey üyesiyim ben. Bizim şu an Mısır'da kalan sadece iki üyemiz bulunmakta. Mahmut Hüseyin ve Mahmut İzzet isimli kişi. Munir ve Mühendis Muhammed Al-Buhiri. وبالتالي قيادات الإخوان المسلمين. إخوانين جن الليدرلري. على مستوى الحركة بالكامل. محدودة جدا 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 وعددها ضئيل للغاية. جن الذين شهدلر. أنجح مصرن içerisinde çok az lider bulunmakta. Bu önemli mesele. Ancak buna rağmen biz halkı bilinçlendirme adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani evet, iki liderimiz bulunmuş belki, çok az önde gelen insan olmasına rağmen ve tüm baskılara rağmen halen şu an çalışmalarımız devam etmektedir. Gençlerimiz, kızlarımız, kadınlarımız, erkeklerimiz şu an el ele vermiş. Tüm o baskılara rağmen gizli ve örgütlü bir şekilde çalışmaktadırlar. Asker bu durumu engelleyememektedir. أستاذ محمود عزات من المتبقي هو الآن في مصر أم في الداخل؟ في داخل مصر. محمود عزتين. نعم. مصرن dışında. هل أنتم؟ içinde olduğunu söylediniz. Evet, kendisi şu an Mısır'ın içerisinde. Peki hocam. ولو جاءوا بفكر لدولت التجديد الانتخابات. Size seçimlerin yenilenmesi. للحوار وهم ايضا لا يجب شرطين الديالوج ولكن اذا كانوا راغبين فليعلنوا عن ذلك ونحن مستعدون وتجاوبون. Bakın biz hiçbir şekilde diyaloğu geri çevirmiyoruz. Her zaman hazırız. Bunlar konuşulacak, tartışılacak meselelerdir. Şehide ihanet manasında bir durum değildir. Hocam siz İslam devletlerinin duruşunu nasıl buluyorsunuz? Özellikle bazı sessiz kalan ülkeler oldu. Bu konuda ne diyeceksiniz? Şu an uluslararası manada ve özellikle İslam dünyası manasında devletlerin duruşu utanç verici bir durum. Bakın. İnna taqif bil mirsad diddal asker huna ve huna. Ve tekul lehum selamu sultal medeniyin. Şu an Cezayir'de neler yaşandığını biliyorsunuz. Şu an Cezayir'de askere halka kulak verin diyenler Mısır'daki darbe sessiz kalmaktadırlar. Hatta onları malla desteklemektedirler. Niçin? Çünkü Sisi silahı onlardan almalı, almakta, kendilerine para aktarmakta ve onların ordusu gibiymiş davranmaktadır. Bu adam kendi halkını öldürmesine rağmen, kendi halkına eziyet etmesine rağmen, bu insanların, bu diğer devletlerin menfaatleri söz konusu olduğundan dolayı bunları görmezlikten gelmektedirler. انظر بك. كيف تعاملون مع رئيس رجب طيب اردوغان؟ رجب طيب اردوغان كاش ناس دبرانيولار يعني يقفون جماعة الحلقول بكل قوة وكل دعم في تركيا انظر كيف يؤيدون اي حفظ انتخابي انتخابات ساونيولار دين مشوان شوان تركيا Bakın şu an AK Parti'ye karşı o bütün oluşumları desteklemektedirler. Şu an bir İstanbul adayı var, onu bile desteklemektedirler ve bunu bütün güçleriyle yapmaktadırlar. Ama tüm bu FETÖ desteği, bu hükümet karşıtı destekler Mısır'daki desteğin yanında bir hiçtir. Şu an Mısır'a karşı Birleşik Arap Devletleri olsun, Suudi Arabistan olsun ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ellerindeki bütün gücü şu an Sisi için kullanmaktadırlar. Bakın şu an toplumlarımız maalesef İslam ülkelerinde mazlum durumdadırlar, mustazaf durumdadırlar. Ancak Allah'ın izniyle bunlar aşılacak. Tüm bu krizleri bu ümmet بالكامل aşacaktır. فأقول أنا şunu diyorum, şu تتحمل ولكنك toplumlar bazı şeylere tahammül ediyorlar ancak على استمرار في هذا التحمل. Bu tahammülün çok devam edeceğini zannetmiyorum. Ancak ve bu tahammül bittiğinde neler olacağını ancak Allah bilir. تتوقع مثل هذه اللحظات. السلطات الأمريكية لم تتوقع الإطلاق بالسفارة الإيرانية ولا السفارة المصرية.
devrimi, Mısır devrimini, diğer devrimleri Amerika bile beklemiyordu. Halkların tahammül derecesinin ne zaman biteceğini kimse kestiremiyor. Aynı şekilde mesela Sudan'daki darbeyi kimse beklemiyordu. Cezayir'deki ayaklanmaları, halk ayaklanmalarını, Sudan'daki ayaklanmaları kimse beklemiyordu. Amerika gelecekte Mısır'la ilgili de gafil avlanacaktır ve halk ayaklanacaktır Allah'ın izniyle. Bakın. النظم العسكرية في السودان وفي الجزائر. Şu an uluslararası güçler Afrika güçleri ثم تحولت بالتدريج وبأموال الإمارات Cezayir'de halkın yanında, Sudan'da halkın yanında durmasına rağmen Mısır'a sessiz kalmaktadır. Afrika başta bazı konularda Afrika Birliği açıklamalar yapmasına rağmen son dönemlerde bu konuda büyük gevşeklikler gösterdiler. اختاروا السيسي رئيسا له حتى انا الحقيقه اتعجب على السيسي انسون كونسي başkanlığına كيف انصعوا بهذه بهذا التدرج düşünebiliyor musun nereden nereye geldik رئيسا الاتحاد الافريقي başta şey mu'lim hayat Afrika Birliği vara emma en yafuddu Mısır konusunda Sisi'ye karşı açıklamalarken şu an Sisi oradan başkan olacak seviyeye geldi bu da para desteğiyle bazılarının içine girdiğini gösterir مع دولة الامارات لصالح عبد الفتاح السيسي كيف لهم أن يتعاملوا معه بهذه الطريقة يأخذوه رئيسا وهم منقلب في شعبه والمنظمة الأفريقية تحرم الانقلابات العسكرية لأنها أفريقيا الأمرين من الانقلابات العسكرية كيف تسمح لهذا المنقلب kendi gerek iş tüzüğüyle olsun gerek duruşuyla olsun darbeye karşı olmasına rağmen şu an Sisi'ye karşı özellikle Birleşik Arap Devletleri'nin baskısıyla sessiz kalmaktadır. Bakın hocam devrim belki ilk başta darbeyle kaybedilmiş gibi görünüyor. Ama inşallah umudumuz olur ki ikinci kez bir devrim gerçekleşecektir. Peki Cezayir'deki ayaklanmalar var biliyorsunuz. Orada bazı başarılar elde edildi. Yine Sudan'da halk ayaklandı. Peki bu ayaklanmaların, bu devrim hareketlerinin diğer ülkelere etkisi olur mu? Mısır gibi ülkelere, halklara etkisi olur mu? Sudan ve Cezayir bir olumlu manada bir etki oluşturma. Tabi önce şunu söylemek istiyorum. Cezayir ile Sudan arasında büyük bir fark var. Cezayir'de şu an halk ayaklanmasıdır. Baştan sona halk ayaklanmıştır. Halk artık darbecileri başlarında görmek istemediğini ortak olmuştur. Ancak Sudan'a gelecek olursak Sunnet'teki bu değişim hareketi yani اخطات عندما aslında وقفت في وجه الاخوان المسلمين اول ما بدات ilk başlarında ihvana karşı bile bir tutum sergilemiş hata işlemiştir. Bize göre esas olan اطلاقا في العالم العربي Sudan halkıdır. كل قوى الشعب بالكامل ve biz bunu savunuyoruz. Bir yerde bir halk ayaklanması olacaksa tüm çevrelerin tüm grupların o hareket içerisinde bulunması lazım. İşte Sudan'da bu eksik. كانت في الاول تقف تماما ضد الاخوان المسلمين او كل عموم الاسلام حتى سودان'daki ilk ayaklanmalar irhab İslami kesimleri yani eleştiren gruplarda larla gerçekleşti. Kendileri ilk ayaklandıkları zaman İslami grupları eleştirdiler vesaire yani anlayacağınız İslami gruplarla pek de anlaşamayan bir grup ayaklandı. Men yagri ila al-imarat was-saudiyya wa yati bi amwalihim kay yastamilha fi şu an salihi al-khassa ve hada mudur. O yüzden Sudan çok da iyi bir örnek olur mu bilemiyorum. Lilharak fi Sudan. İbtaidu an Mısır ve Suudiye ve İmarat. Şu an vetuhadu ka kuvve şaabiyye kamila. Arap Emirlikleri de bunu destekliyorlar. Hukm biladkum ve tuqimu hukman medeniyen sahihan fi Sudan biiznillah. Bizim söylediğimiz şudur. İzan Sudan'daki herkesin birleşmesi ve medeni bir hükümet kurmasıdır. Hocam siz bütün kesimlerin birleşmesi gerektiği söylediniz. Şunu sormak istiyorum. Şu an Mısır'daki muhalefet sizin Sudan olayında bahsettiğiniz gibi birleşmiş durumda mı? Yani her kesimi içeren bir muhalefet mi var? Yoksa anlaşamamak tadırlar. Açıkçası şunu söyleyebilirim. Bu 6 yıl içerisinde tam manasıyla bir ittihat gerçekleştiremedik. Başta bayağı sıkıntılar çektik. Hatta birbirlerini eleştirme, birbirlerini suçlamalar oldu. Ama şu an ben bir birliğin oluştuğunu söyleyebilirim. Şu an herkes Sisi'nin indirilmesi gerektiğini
ilk ilke olarak belirlemiştir. Bütün muhalefet güçleri şu an temel ilke olarak sesini indirilmesiyle ettiğini kabullenmiştir. Bu da Allah'ın izniyle darbecilerin indirilmesinin en temel adımı ve ilk adımı olacaktır. Şu an عليها ان تاخذ العبره والعظه من اغتيال الرئيس محمد مرسي وتعلم ان هذا النظام شهيدين شهادتinden في اغتيالاته ضد اي احد كانسي için derse ibretler çıkarması gerektiğini düşünüyorum. وقتما يريد evet. بقوه شعب بقوه التي استمدها من القوات المسلحه التي ينفق عليها شعب مصر halk وباموال شعب kendi parasıyla beslediği bu askere karşı nasıl davranması gerektiğini, onların ne kadar tehlikeli olduğunu ve bu hükümetin onların elinden çekilip alması gerektiğini bence bu şehadet haberiyle anlanmış olmaları gerekir. Hocam, şu an Mısır'da birçok kişi yakalanmış bulunmakta. Hatta kardeşiniz Cihat Haddad da ve onun aynı kardeşinizin oğlu, yeğeninizin de cezaevinde olduğunu biliyoruz. Şu an kardeşinizin veya yeğeninizin durumu nasıldır? Cezaevindekiler, mahpusların durumunu anlamak istiyorsanız Şehit Muhammed Mursi'nin durumuna bakın. Bakın, bir cumhurbaşkanı kötü muameleden dolayı bir mahkemede ölüyorsa, yapılan işkencelere dayanamayıp ölüyorsa, cumhurbaşkanı olmayan sıradan insanların neler yapıldığını siz kendiniz ölçüp tartabilirsiniz. Şuradan söylüyorum, gardiyanları, o zulüm edenleri ne Sisi ne de başkaları koruyamayacaktır. Bakın, tıbbi ihmalle yüzlerce kişi öldürüldü. Ben hızlı bir örnek vermek istiyorum. دكتور عصام الحداد عصام حداد حكمت له بعد سنه ونصف من الشكوى بانه محكوم حقه ان يعمل قسطره للقلب محتاج الى قسطره كانسنين قلب عملياتı olması gerektiği tıbben belirlenmesine rağmen 2017'de bu karar verilmiş olmasına rağmen 2 senedir doktor İsam Haddad halen bu ameliyatı gerçekleştirmemiştir. Bakın, 2017'den beri kalp ameliyatı geçirmesi gerekiyor ve bu adım 2 senedir erteleniyor. Çünkü beklenen şey, Muhammed Mursi'nin şehit olduğu gibi, bu kimselerin de zamanla tıbbi ihmalle, kasıtlı tıbbi ihmalle yavaş yavaş ölmelidir. Yine onun oğlu Cihat Haddad, benim yeğenim. هل تظن ان شاب كان في كامل قوته؟ Kendisi çok genç. الان لا يستطيع ان يقف للصلاه لان ركبتيه لا تحملانه الان لا يصلي الا جلسه على Şu an kendisi bu genç yaşına rağmen sabah namaz kılmak için ayakta duramıyor. Bakın, ayakta duramıyor. Bir genç, 17 yaşında bir genç. Namaz kılmak için ayakta duramıyor. Mahkemeye götürülürken kendisi kürsü üzerinde götürülüyor. Oturtularak götürülüyor. Bakın, bu kadar zalim bir düzenden, bir darbeci sistemden bahsediyoruz. Mısır geliştirmek isteyen, Mursi döneminde Mısır'a iyilik yapan kim varsa tıbbi ihmalle kendilerini öldürmek istiyorlar. Ve biz şu an uluslararası bütün taraflara seslenişte bulunuyoruz. Kesinlikle en azından bu mahkumlara müdahale edilmeli, durumları takip edilmeli ve Sisi'ye baskı uygulayarak o mahkumların durumunu düzeltilmesi gerektirilmelidir. Hocam, son soru olarak şunu söylemek istiyorum. Genel manada İslam ümmetine, özellikle Arap ümmetine ne demek istiyorsunuz? Yani şehidin şehadetiyle ilgili, durumla ilgili, devrimle ilgili. Bütün ümmete sesleniyorum. Endonezya'dan başlayın ta Amerika'daki, hatta Avustralya'daki bütün Müslümanlara sesleniyorum. Bakın, dün Avustralya'da 10 camide gıyabi cenaze namazı kılındı şehit için. Hepsine seslenip şunu diyorum. Bütün İslam ümmetine, bu şehidimizin kendileri için sabır örneği olduğunu öncelikle belirtmek istiyorum. Kendisi hakkı ayakta tutma namına bizim için büyük bir örnektir. Ve iddia ettiği her şeyde de sadık olduğunu hayatıyla bizlere göstermiştir. Şunu söylemek istiyorum. Biz hak üzerine sabit olmak
sabit kalmak zorundayız. Hayatımızın her alanında Allah'a hakim kılmak zorundayız. Durumumuzun düzelmesi sebatımıza bağlıdır. Başka türlü bir kurtuluş yolumuz yoktur. Bütün dünyadaki Müslümanlara şunu söylüyorum. Şunu unutmayın ey İslam ümmetleri, bu hayattan tad almak, bu hayatı özgürce yaşamak, bu hayatı inandığınız değerlere, ilkelere göre yaşamak sizin en temel hakkınızdır. Kesinlikle bu hakları Avrupa'nın eliyle elde etmedik ve etmeyeceğiz. Ancak bunu kendi hareketimizle, kendi kalkışlarımız, devrimlerimizle elde edeceğiz. Kendimiz bu işe kalkışacak ve başımıza istediğimiz kimseleri getireceğiz. Hırsızlara, katillere gelince bu bizim yolumuz değildir. Bizim yolumuz öldürmek, çalmak, çırpmak, yolsuzluk, insanları kandırmak değildir. Özgürlükleri kısıtlamak değildir. Bakın, askerin bizimle alay etmesi, Avrupa'nın alayvari açıklamaları artık yeter. Onlara umut bağlamamız gerekir. Bu toplumların umudu yine toplumların kendisidir. مملكة وجمهورية وإمارة وسلطنة وجزيرة ومقطعة وإنما تتكون الولايات المتحدة الإسلامية bizim في ربوع devletler şeklinde de değil. تكون دولة لها قدرات Avrupa Birliği örneği gibi İslam Birliği kurmamız gerekmekte ve bu parçalanmışlığımızı bitirip Avrupa'dan daha iyi bir düzen ortaya koymalıyız. Biz de aynı şekilde taziye dileklerimizi gerek İhvan-ı Müslümin cemaatine gerek tüm İslam ümmetine belirtiyoruz. Duamız şudur ki Rabbimiz inşallah kendisini peygamberin komşusu eder ve bizleri de bu şehitlerin yolundan gidenlerden eyler. Özellikle ben de burada Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin halkına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şehidin şehadetiyle ilgili ilk açıklamayı Türkiye yapmıştır. Hakiki manada yanımızda. Onlar durmuş, bize destek vermişlerdir. O halka ve o Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Muhammed Mursi'nin şehadetini Müslüman kardeşlerin istişare kurulu üyesi Sayın Mithat El-Haddad'la konuştuk. Meseleyi daha da açığa çıkarmaya çalıştık. Başsağlığı diledik kendilerine ve aynı zamanda İslam dünyasına da, İslam alemine de başsağlığı diliyoruz. Rabbim bir daha bu değerli insanlarımızın kaybetmesine gözlerimizi şahit kılmasın. Ve bir sonraki programda, Rehberde Gündem programda yine sizlerle birlikte olma adına hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.